Tavuk göğsünü kızartarak işleme başlayalım. Bunun üzerine bir miktar tuz, karabiber koyuyoruz. Ve biraz da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Bunu ızgarada pişiriyoruz tavamızda. Tavamızın içerisine de bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve biraz önce marinasyonunu yaptığımız tavuğumuzu ızgaraya koyuyoruz. Yavaş yavaş pişiyor. O pişerken de şimdi sosumuzu hazırlayalım. Önce hardal koyuyorum. Kapari ve bıçağımızla bu şekilde ezerek kaparileri doğrayalım. Daha sonra bunu hardalın üzerine ekliyoruz. İki parça ançüez. Bunu da yine bıçağımızla çok ince bir şekilde doğruyoruz. Bunu da ekleyelim hardalın içerisine. Pişirmeye devam ediyoruz. Altına da biraz kısalım. Şimdi bir parça limon suyu. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve yavaşça karıştırıyoruz. Ançüez, kapari, tuz, karabiber, hardal ve limon suyu. Şimdi bunun içerisine mayonezimizi ekleyelim. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve biraz da şimdi zeytinyağı ekleyeceğim. Ve karıştırma işlemine de devam ediyoruz bu sırada. Evet, Sezar sosumuz şu anda hazır. Tavuğumuzun diğer tarafını da çeviriyoruz. Pişme işlemi devam ediyor şu anda. Biz de salatamızı yapmaya devam ediyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi sıra geldi marul ve göbek yapraklarını ayıtlamaya. Bunun için marulumuzu sap kısmından kesiyoruz. Marinasyonu yapacağımız büyük bir kase aldık. Şimdi bunu marul yapraklarını kopararak bunun içerisine koyuyoruz marul yapraklarını. Marul yaprağını şimdi kenara alıyorum. Biraz da göbek yaprağından koyacağım. Daha önceden suda bekletmiş olduğumuz ve yıkamış olduğumuz göbek ve marulu kullanıyoruz. Bir parça da göbek kopartıyorum. Marinasyonu yapacağımız sosumuzu salata yapraklarının üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Ve elimizle güzelce harmanlayarak, karıştırarak bütün marul ve göbek yapraklarını sosun her bir tarafına marine olmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde şimdi servis yapacağımız tabağımıza marul yapraklarını koyuyoruz. Tavuğumuz da pişti. Bunu da yanımıza alıyoruz şimdi. Ve bıçağımızla bakın bu şekilde ince ince dilimliyoruz. Kalın olan, tam pişmemiş olan kısımları tekrar tavanın içerisine koyuyoruz. Biraz daha pişireceğiz. Diğerlerini de bu şekilde üzerine diziyoruz. Ve kroton ekmek. Evde kalmış bayatlamış ekmeklerinizi tereyağı ve baharatlarla sote ederek hazırlayabilirsiniz. Kroton ekmekleri. Hem çorbalarda hem de salatalarda kullanabilirsiniz. Ve parmesan peynirimiz var. Şimdi onu da üzerine dilimleyeceğiz. Ve rendeleyeceğiz. Evet, diğer tavuklarımızı da şimdi üzerine servis edeceğiz. Diğer tarafına salatamızın tavukları koyuyoruz. Orta kısmına da bir tane koyduk. Biraz daha şimdi parmesan rendeleyeceğim üzerine. Ve salatamız hazır.